Herkes kendi işinin patronu olmak ister. İngiltere'de bu cümleye uyan en iyi meslek taksi şoförlüğüdür. Taksi şoförü olmak için ne gerekir ve özellikle PCO ruhsatı nasıl alınır? Kaza davaları uzmanı İbrahim Ünek'le konuşacağız. Bu konuya geçmeden önce İbrahim Bey kaza davaları hakkında genel bir bilgi veriyor. Bir kaza geçirdiğinizde yapmanız gereken ilk şey, tabii ki önce sağlığınızı, yanınızdakilerin sağlığını, her şeyin yolunda olduğunu dikkat etmeniz lazım. Daha sonra yolu blok etmemeniz lazım. Tabii ki bazı alanlarda, bazı durumlarda kaza yaptığınızda kıvıldayamazsınız. Arabanız bozuktur veyahut da çok büyük hasar görmüştür. Ama her şeyin düzgün olduğunu kontrol ettikten sonra karşı tarafın bilgilerini almanız lazım. Bilgileri de en önemlisi plakasını alacaksınız. Karşı tarafın ismini alacaksınız. Adresini alacaksınız. Telefon numarasını alacaksınız. Kameralı cep telefonunuz varsa yolun resmini çekerseniz karşı tarafın arabasını, sizin arabanın resimlerini. Çektiğiniz resimlerde mümkünse yollarda çizgi varsa o çizgileri de çekebilecek bir şekilde çekerseniz, mesela uzak bir mesafeden kazanın resimlerini çekerseniz ki yoldaki çizgiler de belli olursa o ileride dosyayı karşı taraf eğer problem çıkarırsa bize, suçu bize atarsa mesela, o zaman yardımcı oluyor. Bizim sigorta şirketleriyle aramızdaki fark, sigorta şirketlerinize gittiğiniz zaman sadece bir referans numarasınız. Sizi tanımıyorlar, sizi görmüyorlar. Aradığınızda bir referans numarası veriyorsunuz ve siz osunuz. Bizi kullandığınızda cep telefonu numaralarımız sizde, adresimiz sizde, ofisimize gelebiliyorsunuz. Anlamadığınız yerlerde yardımcı oluyoruz. Dosyanın hayatı boyunca size advice veriyoruz. Mühendis raporunda memnun kalmazsanız yardımcı oluyoruz. Doktor raporunda memnun kalmazsanız yardımcı oluyoruz. Ama sigorta kampanyalarına gittiğiniz zaman sigorta kampanyasıyla ilgilenen, yani sigorta kampanyasının kullandığı bizim gibi bir şirketle veyahut da bir avukatlık firmasıyla ilgilenmek zorundasınız. Bizi kullandığınız zaman hayatınızı kolaylaştırıyoruz ve elimizden geldiği kadar hak ettiğiniz tazminatı en yüksek şekilde almaya çalışıyoruz. Ve taksi şoförü olmak isteyenlerin dikkatle dinlemesi gereken bölüme geldi sıra. İbrahim Ünek beyefendiye kulak veriyoruz. Biz burada bir minikap ofisiyiz. Bütün local, Haringe 3-4 mal yakınlıkta bütün evlerden, adreslerden, restoranlardan müşteri alıp istediği yere bırakabiliyoruz. Bir de airport transfer yapıyoruz. İngiltere'nin her tarafından Londra içini havaalanlarına müşterileri alıp bırakabiliriz. Veyahut da Londra içi havaalanlarından İngiltere'nin istedikleri yere müşterileri transfer yapabiliriz. Kısacası minikap şoförü olmak isteyen arkadaşların A'dan Z'ye bütün prosedürünün buradan ilgileniyoruz. Hepsi bir çatı altında, bir ofisin içinde. Doktor appointmentinden, criminal check-in'den, topographical testinden ve bunların hepsini PCO'ya göndermesinden hepsinden buradan ilgileniyoruz. Ortalama bir 4 hafta falan sürüyor. Ruhsatları ellerinden oluyor. Son olarak minikap ruhsatını başvurmak isteyen ve de kaza yapan arkadaşlar varsa rahatlıkla bizi arayabilirler ve hatta Haringe'deki ofisimize gelebilirler. Bir kaza gerçekleştirdiğinizde araç sigortaları nelere dikkat eder? Asude Hanım anlatıyor. Araba hasarını birinci sebep olarak söyleyebiliriz. Karşı tarafın sigortası araba hasarını incelemeye sebep olacak derecede büyük bir hasar olarak görmese, bunu gerekçe göstererek araştırmak istiyoruz diyebilir. Daha sonra kazadaki her iki tarafın yolcularının claim yapıp yapmadıklarına bakılır. Her iki arabada da ki yolcu sayıları çoksa, yani arabalar fullsa, bunu bir gerekçe olarak gösterebilirler araştırma için. Bunun dışında kaza yapan tarafların adreslerinin birbirine yakınlık derecesi diğer bir sebeptir.
Aynı zamanda kaza yapan her iki tarafın claim tarihleri, yani bunlar daha önce claim yapmışlar mı, ne sıklıkta yapmışlar, bu gibi sebepler. Evet, karşı tarafın bahane ederek araştırmak istiyoruz demesine sebep olabilir. Uzmanlarımız şu konunun da altını Londra Mahallesi izleyenleri için çiziyor. Yalnız şunu da belirtmek gerekir ki, bu araştırma sürelerinin bu kadar uzun olması, karşı tarafın sigortasını gerçekten araştırmak istediğinden kaynaklanmaz her zaman. Bu aynı zamanda bir caydırıcı sebeptir, müşterileri claim yapmaktan caydırmak için. Bir de kanunen kendilerine tanınan bir süreç olduğu için, 4 ay bitene kadar, bu araştırma süresi bitene kadar biliyorlar ki kendilerine herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Bu da şu demek olur, normalde müşteriye ödemeleri gereken parayı mümkün olduğunca uzun süre ellerinde tutmuş olurlar. Sevgili izleyenler, taksi şoförü olmak isteyenler varsa şayet aranızda, aşağıdaki telefon numarasından İbrahim Ünek'le irtibata geçebilirler.